Herkese selamlar, Tahir El Koca ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa bir video çekip Cardano'nun dünkü gelişmelerden sonraki fiyat hareketleriyle alakalı fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Cardano biliyorsunuz yakın tarihte çok güzel seviyelere çıktı. Çok düşük seviyelerden, aynı bugünlerde Chiliz token'in yaptığı gibi çok düşük seviyelerden yüksek seviyelere anlık çıkışlar yaptı. Sonrasında 1 dolarlara kadar geriledi. Dün paylaşılan Coinbase Pro borsasının Cardano'yu listeleyeceği haberinden sonra tekrardan bir yükseliş gösterdi. Ben de bu videoda Cardano bundan sonra neler yapabilir, hangi seviyelere çıkabilir, bunlar hakkında kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Öyleyse hızlı bir şekilde intromuzu izleyelim ve videomuza başlayalım. Şimdi CoinMarketCap üzerinden biliyorsunuz kripto paralar veya borsalar hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliyoruz. Ama öncesinde videomuza başlamadan önce eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz veya Telegram'dan, Twitter'dan bizleri takip etmiyorsanız kesinlikle hem Telegram duyuru kanalımıza gelmenizi hem de Twitter'dan takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. YouTube kanalımıza da abone olup bildirimleri açmanız yararınıza olacaktır diye düşünüyorum. Öyleyse şimdi Cardano'yu anlatmakla başlayalım. Dediğim gibi Cardano zaten çok ciddi yükseliş yaptıktan sonra piyasa sıralamasında da 3. sıraya yükselmişti. Şu an bu verilere baktığım zaman fiyatının 1,24 dolar olduğunu, toplam arzının ve maksimum arzının da 45 milyar olduğunu, bunun 32 milyar, yaklaşık 32 milyarının şu anda dolaşımda olduğunu görüyorum arkadaşlar. Toplam arz Bitcoin'in çıkabileceği en fazla fiyatı elbette ki etkiliyor ama en az arz kadar buna olan talep de etkiliyor. Arzla talebin dengesini kestirebilmek çok önemli. Cardano yani Adacoin biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda 1,5 dolarlara kadar çıktı. Ben orada soran herkese diyordum yani bu kadar yükselmiş coin alınmaz, girilmez. Ben bunu her zaman söylüyorum. İsterse 1,5'tan 3 dolara kadar çıksın. Ben orada o coin'e girmem. Çünkü benim para kazanmaktan daha önemli bir önceliğim var ki kendi ana paramı kaybetmemek. Yani paramı koruyabilmek. O yüzden Cardano gibi, Chiliz gibi, Holo gibi yani HOT gibi coinlere ben yükselmiş fiyattan girmem arkadaşlar. Ama sonrasında Cardano 1,1 dolarlara hatta 1 doların altına bile hızlı düşüşler yaptı. Ben o düşüşlerde artık yavaş yavaş ufak ufak böyle çok ciddiye girmeden alınabileceğini söyledim. Altcoin sepetimizde de Cardano'ya yer vermiştim. Çünkü piyasa sıralamasında 3. sırada buradaki hacmi, piyasa değeri gerçekten çok yüksek ve dominansın düşmesi durumunda Bitcoin'den çıkan yatırımlar ilk olarak bu sıralamaya göre diğer kripto paralara, altcoin'lere akacak. Üçüncü sırada olması Cardano'nun da olası bir yani olacak olan dominans düşüşünde fiyatının yükseleceğini, en azından yükselebileceğini bize söylüyor. O yüzden Cardano'nun düşüşlerde ufak ufak da olsa toplanmasını ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şu an alın diye söylemiyorum ama en azından orta vade için dominansın düşeceği tarihlere kadar 2-3 ay kadarlık süre için Cardano'nun değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Her neyse, şimdi Cardano dün 16 Mart tarihinde akşam saatlerinde çok ciddi fiyatlandı. Bu yükselişin sebebi Coinbase Pro'nun Cardano'yu listeleyeceğini duyurması. Coinbase Pro dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi ve gerçekten de ne zaman bir coin'i listeleyeceğini duyursa aynı Binance gibi o coin'in gidişatını çok ciddi etkileyebiliyor. Hatta bundan ne zamandı? 9 Mart'tı sanırım. Şöyle bir aşağı inelim. Matic, Sushi ve SKL aynen 9 Mart'ta bu 3 coin'i listeleyeceklerini duyurdular ve 3'ü de çok ciddi pump yedi. Aynı şekilde dün de 16 Mart tarihinde Ada'nın listeleneceği haberi burada paylaşıldıktan sonra çok güzel bir pump yedi arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yükseldi. Buradan da blog sayfasından da detaylı bilgilere ulaşabiliyoruz. 16 Mart'ta Ada gönderimi yapılabiliyor şu an Coinbase'e ama 18 Mart tarihinde satışa başlayacak. Yani Coinbase üzerinden alım satımı yapılabilecek. Ama bu demek değil ki 18 Mart'ta yükselir. Bu tarz haberler, listelenme haberleri ilk çıktıkları zaman fiyata etki ederler arkadaşlar. Onun dışında 18 Mart'ta çok ciddi bir fiyat hareketi ben beklemiyorum açıkçası. Her neyse, şimdi bu haberlerden dolayı Ada yükseldi. Dilerseniz gelin bir de fiyat grafiği üzerinden kendi incelemelerimi, analizlerimi sizlerle paylaşayım. Şimdi 4 saatlikte bakıyorum ama bunun öncesinde birçok arkadaşımızın yapmaktan yani yapmadığı ve yapmayarak hata ettiği bir şeyi size göstermek istiyorum. Şimdi 4 saatlik yerine 1 haftalığı seçiyorum. Ve Ada'nın 1 haftalık mumlarla olan grafiğine baktığınız zaman
Yani şuradaki demek istediğim şeyi anladığınızı düşünüyorum. Cardano uzun bir süre şu seviyelerde gitmişken 1-2 ay içerisinde buradan buraya çıkmış durumda ve şu an gerçekten arkadaşlar yüklü girmek için mantıklı bir seviyede değil. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarımız kızabilir. Adayı çok seven, coin fanatizmi yapan bazı arkadaşlarımız kızabilir. Ama kim ne derse desin benim önceliğim para kazanmaktan daha önem verdiğim şey paramı korumak ve takipçilerimin de bunu yapmasını istiyorum. O yüzden bu grafiğe baktığım zaman ben adaya yüklü girmeyi veya böyle kısa vade için gireyim, kar edeyim mantığıyla girmeyi doğru bulmuyorum. Ama bu tabii ki demek değil ki adayla işlem yapmayacağız. Çünkü adanın kısa vadede yani daha doğrusu kısa vade derken kısa vadeli işlemlerde güzel karlar getirebilecek durumları var. Her neyse şimdi burada 5 Şubat'tan beri başlayan bir yükseliş trendi vardı. Yani zaten öncesinde de yükseliyordu ama şurada 5 Şubat'tan beri çizdiğim bu trend çizgisine baktığımız zaman şöyle biraz daha yakınlaşalım. Bakın burada bir kez değiyor. Burada iki kez daha değiyor. Buralarda yaklaşıyor. Sonrasında şuralarda Bitcoin'in düşüşleriyle beraber ada bu düşüşlere çok dayanıklı duramadı. Çünkü fiyatı çok ciddi seviyelerdeydi. Buralarda artık satış baskıları yiye yiye bu trendin üzerinde zar zor durmaya devam ediyordu. Sonrasında şöyle bakalım. Burada kırılımı gerçekleştikten sonra ciddi bir şekilde düştü. İlk desteği de kırdı. Bir altındaki 0,98 dolar seviyelerindeki desteğe kadar düştü. Burada tekrar ufak çaplı düşüş trendleri kırıldıktan sonra güzel yükselişler yaptı. Aynı şekilde burası gibi tekrar bir düşüş trendine girmişken ufak çaplı burada Coinbase haberi yayıldı ve sonrasında da zaten yani buradan yakalayan birisi için şu kırılımdan yakalayan birisi için %26'lık 25'lik bir kar bıraktı arkadaşlar. Bu kırılımı daha net gösterebilmek için 1 saatlik grafiği açmak istiyorum. Şimdi bakın bu üst trend direnç olarak çalışmış çok defa. Zaten bu çizgi mumlardan da görebilirsiniz. Sonrasında bu kırılım gerçekleştikten sonra tekrar bir retest yapıyor. Yani buraya tekrar bir düşüyor. Ve buradan daha da ivmelenerek buraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim bu çizgilerin. Ondan sonra tekrar bir 4 saatlik grafiğimize geçelim. Buradan 5 Şubat'tan beri çizdiğimiz yükseliş trendi burada artık direnç olarak çalışmaya başladı ve şu an ada burada daha önce direnç olarak çizdiğimiz 1.20 bölgesiyle bu daha önceden gelen trend çizgimizin arasında devam ediyor. Buradan sonrasında arkadaşlar tekrardan bu desteğe dönüşmüş olan bu bölgenin altına kırabilir veya buradaki 1,31 dolar direncinin de üzerine çıkıp bir önceki zirvesini test edebilir. Benim beklentim ne yönde diye soruyorsunuzdur belki. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Lütfen ama lütfen sırf benim söylediklerime göre gidip yatırım yapmayın. Ama ben adadan en azından bir önceki zirvesini tekrar test etmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu belki hemen olmaz. Hemen olacaksa bile Bitcoin'in bir hareketiyle her şey yani yerle bir olabilir. Biliyorsunuz market her zaman Bitcoin'e bağlıdır. Bitcoin ne yaparsa markette onu yapar ama yani eğer Bitcoin bir sürpriz yapmazsa, bir sorun çıkarmazsa, markette çok olumsuz bir hava oluşmazsa ben adadan güzel hareketler bekliyorum diyebilirim arkadaşlar. Ama tabii ki dediğim gibi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben bile adaya yatırımım var ama 1,1 dolar seviyelerinden alıma başlamıştım. 1 dolarlara kadar düşmüştüm. Şu an zaten kar satışlarımla beraber adadan kar durumundayım. Elimde tutuyorum ama çok fazla tutmuyorum. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Her zaman şeffaf olmayı seviyorum. Onun dışında arkadaşlar burada bahsedebileceğim çok da başka bir şey yok. Gidişatı izlemek lazım. Bitcoin'in hareketlerini izlemek lazım. Çünkü piyasanın geneline dediğim gibi Bitcoin hükmediyor. Onun dışında Cardano ile alakalı haberleri takip etmek lazım. Onun için de Twitter'dan Cardano'yu takip edebilirsiniz. Mesela buradan Cardano'yu bir aratalım. Ya bunu tüm kripto paralar için yapabilirsiniz aslında. Cardano'ya gelip mesela Twitter hesabını takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Bu bildirimleri açmak size nasıl bir yarar sağlar? Örneğin burada Coinbase Pro Cardano'yu listeleyeceğini duyurdu ve Cardano gibi Coinbase'i de takip edip bildirimleri açtınız mesela. Bu durumda bu tweet'i görür görmez bir Cardano alımı yapsanız inanın en az %20-25 kar edebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz durumları takip etmek grafik incelemekten bile çok daha önemli olabiliyor çoğu zaman. O yüzden bu tarz haberleri Twitter'dan veya işte Telegram'dan takip etmeniz size çok güzel yarar sağlar diye düşünüyorum. Yani genel olarak Cardano'dan bahsedebileceklerim bunlar. Eğer farklı bir sorunuz varsa, farklı bir cevap verebileceğim bir durum varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.